أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصنتكم بالحي القيوم لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم عن عنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع ليال لياليهن كايامهن رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu 4 gece vardır ki geceleri günleri gibi. günleri de geceleri gibi faziletlidir. Aynı teheccüd namazına kalkmış teheccüd namazında ne sır asrar var ama Şaban-ı Şerif'in teheccüd namazı daha çok bereketlidir. Allah Ta'ala bunlarda yapılan yeminleri doğru çıkartır. Ee, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi şerifleri hürmetine ant verilerek Allahum Allahumma bi muaqid izz min ve emtah rahmet min kitabik diye dua ediyoruz mesela. Allahumma bismikel azim el azam diye. Veya e, bi hürmeti cahi nebi diye dua ediyoruz. İşte o antları, yeminleri doğru çıkartır. Yani o duaları kabul eder canları cehennemden azat eder ve bol mükafatlar ihsan eder. Bu geceler hangi gecelerdir? Bunlar Kadir gecesi ve sabahı, yani gecesi ve gündüzü. Şaban'ın yarısı, yani 15. .si, gecesi ve sabahı, Berat Kandili dediğimiz gece. Arefe gecesi ve sabahı, Cuma gecesi ve sabahıdır. Bu hadis şerif Tufetül İhvan gibi birçok kaynaklarda gelmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize Adem oğullarından bu sene doğacaklarının tamamı bu gece yazılır. Adem oğullarından bu sene öleceklerinin tümü bu gece kaydedilir. Emelleri bu gece yükseltilir rızkları da bu gece indirilir buyurdu. Yani hadis-i şerif ile berat gecesi hakkında böyle bir malumat vardır. Nakledilmiştir. Yine Ayşe validemize ey Hümeyra bilmez misin ki bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. Bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının kulları kadar Allah'ın cehennemden azatlıları vardır buyurdu. Yani bu gece çok rahmet merhamet var diye birçok hadis-i şeriflerde gelmektedir. Ancak kimler Şaban Şerif'te mahrum kalıyor? Bir hadis-i şerifte şöyle sayılmakta o Şaban Şerif'te af olunmayacak kişiler. Altı kişi diye gösterilmekte bunlar. İçki içmeye devam eden, ana babasına isyan eden, zinaya ısrar eden, yani tövbe etmeyen, sulayı rehmi kesen heykel tasvir eden ve söz gezdirenler fitne fesat ile meşgul olanlar yani insanlar arasını bozan ya da birileri hakkında fitne taşıyanlar ya gidip de ben senin hakkında şöyle fitneler yapmıştım filancıya seni şöyle kötülemiştim seni şöyle gıybet ettim diye söyleyecek Yine Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdede berat gecesinde şunları söyleyip dua ettiğini ve bunların e, Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiğini bildirir. İyi ezberledin mi diye tekrar tekrar Ayşe validemize bu duayı talim buyurur. Allahümme inni. E'uzü bi'afvik min ve e'uzü bi ridak min sahatik ve e'uzü bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik manasi şöyledir cezalandırmandan affına sığınıyorum öfkelenmenden yani gazabından rızana sığınıyorum Senden yine sana sığınıyorum. Senin zatın pek yücedir. Ben seni layık olduğum gibi övemem. Layık olduğun gibi övmem. Yani Allahümme mâ arefnâke hakka mâ arifetike. Biz seni hakikaten tanıyamadık. Tesbihinde olduğu gibi. Sen kendini nasıl övüyorsan öyledir. Yani bu berat gecesine mahsus bir zikirdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den Hazreti Peygamberimize şöyle nakledilmiştir. Yani e, Berat gecesindeki sır asrarı hadis-i şeriflerden öğrenirsek ki gayb hakkındaki malumat sadece kimden öğrenilir? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ve bazı evliya başka kimseden öğrenilmez. Kahınlara giden kişi ya da inanan kişi sihir yapılması için işte fal görmesi için giden kişi o sözünü tasdik ederse dinden çıkmış olur. Gittiği için 40 güne kadar ibadeti kabul olmaz. Yani İslam ulemasının naklettiği fetvalarda hüküm budur. Peki gaybı biz kimden öğreniriz ya da barak gecesinin esrarını kimden öğreniyoruz? Sahih hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anhu Hazreti Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakletmiştir. Hadis-i şerifin Arapça metni uzundur. Onun için e, okuyorum. E, mealini söylemeye çalışıyorum. Cebrail aleyhisselam Şaban ayının ortasındaki gece bana gelerek ey Muhammed başını göğe kaldır dedi öğrenmeliyiz, bilmeliyiz Berat gecesinde ne esrar vardır. Bu gece hangi gecedir ki diye sordum. Buyuruyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamberimiz, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bu gece Allah 300 rahmet kapısını açar ve kendisine ortak koşmayan bütün kullarını bağışlar. Sadece büyücüler, kahinler, şarap içenler, faiz alanlar, zinakarlar ve kin besleyenler bağışlanmaz. Demin ki okuduğumuz hadis-i şerifte sıla-i rahim kesenler de bağışlanmaz diyordu. Bu gecede umumi bir af vardır. Herkese Allah subhanehu ve teala rahmetini, Hatta e, sahibi zaman kadasallah sırhulaziz'in e, günümüzdeki kardeşlerimizden olanlar rabıtalı kardeşlerimizden bazıları bazısı e, diyor ki de, e, secdede hakikaten beratını verildiğini müşahade etmiş. Yani insanlar bu gecede subhanahu ve Allah'ın affına ...mazhariyet var olduğu için... ...berat ismini vermişler bu geceye. Cennetten beratını alma gecesidir. Ee, ne demek ya? koyu Bir kabilenin koyunlarının... ...yünü kadar insan cehennemden berat alıyor. Herkes... ...her Allah'ın kulu... ...her dua eden... ...hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...ağlayana ne mutlu bu gece... ...dua isteyene ne mutlu bu gece... ...Allah subhanahu ve Teala'ya umudu olan, zikir yapana ne mutlu bu gece, bu geceyi ihya edene ne mutlu, Davbe edene ne mutlu, istiğfar çekene ne mutlu diyor. Yani Allah'tan umudu olup da dua eden herkes affediliyor bu gece. Herkes cehennemden beratını alıyor. Yani öyle bir fırsat gecesidir bu gece. O zaman ebediyen saadete erme varken gel gör şimdi kibrehline işte sıla-i gidip de selamun aleyküm evet ya ben suçluyum diye dey verirse cennetin sekiz kapısı eğer sen suçlu olmasan bile sekiz kapısı sana açılıyor. Ya da kin besleyenler işte nefsin Allah subhanehu ve düşmanlığı işte kendi kendine zalimliği zulmetmesi kininden vazgeçemiyor, karşılığı olarak cennetlerden mahrum kalıyor. Berat gecesinde beratını almaktan mahrum kalıyor. Evet, berat gecesinin faziletlerini çok duyuyoruz. Şöyle namaz kılınırsa, işte şöyle sadaka verilirse. Ama kimler mahrum oluyor? Ee, Evliya Allah'tan e, çok zatlar, e, bu Fudayl bin Eyaz Hazretleri'nin yazısını ilan yayınlandı. Farzain kanalında. Orada diyor ki half half ehli olmak, reca ehli olmaktan daha e, yüksek makamdır diyor. Half yani sen vefat edinceye kadar half sen de ustun olsun. Bir kişi vefat ettikten sonra onun hakkında reca ustun olsun. Ne demek? Yani sen vefat edinceye kadar hep Allah'ın e, kork. Yani Allah'a Umut etmenle seni şeytan aldatmasın. Allah seni zaten affeder. Allah Teala seni zaten affeder. Mağfiret eder. Boş ver. Sözleri seni aldatmasın. Ya da işte filan zat beni şefaat eder zaten. Sözleri seni aldatmasın. Sende havf, kavi olsun. Havf kuvveti, havf duygusu deniliyor. Allah Subhanehu ve rahmetine mazhar olmak ne büyük bahtiyarlık. Ama kolay değil. Allah teala'nın o e, gadabı olan, gadabının tecellisi olan cehennemden berat alabilmek ne büyük bahtiyarlık. Ancak onun için sen nefsindeki gadabını yenebilmen lazım. Nefsindeki kinini yenebilmen lazım. İbn-i Mace'den rivayet edilen hadis-i şerifte Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanıp ibadetle geçirmek, Gündüzünü de oruçlu geçirmek e, tavsiye olundu. Çünkü o gece e, güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya samasına tecelli eder ve şöyle seslenir: İstihbar eden yok mu? Affedeyim, başlayayım. Rızk isteyen yok mu? Hemen rızk vereyim. Başına bir müsibet, hastalık gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Ta sabah vakti girinceye kadar bu şekilde hitap devam eder. Bu şekilde tecelliyat devam eder. Evet yine hadis-i şeriflerde e, bu umumi aftır ancak derin hakiki tavbe vücudumuzu kalplerimizi e, sarmazsa kalplerimize hükümran olmazsa hakiki tavbe, hakiki tezerruh kalplerimizi sarmazsa hala o gafletimizde isek Tavbemiz hakiki değilse biz bu affa nasıl mazhar olacağız bunlar e, ulemanın kitaplarında geniş geniş izahlanmıştır hatta zunnun misri hazretleri e, Ramazan-ı Şerif sonunda işte bayram günü halk bakıyor ki her yani ahali e, bayram yapıyorlar Zunnun Misri Hazretleri kendi dostuna, bir dostuna ya da bir müridine, talebesine diyor ki bak şu ahaliye yani avama bak biz orucumuzu tuttuk şimdi de bayram yapalım diye bayram yapıyorlar. Gel de biz kenara çekilelim de halvete çekilelim de ahalinin bizi gö gözü görmeyeceği yere çekilelim de ağlayalım. Çünkü Ramazan-ı Şerif'teki orucumuz kabul oldu mu diye diyor kabul makamı öyle oyun değildir hakikaten. Bizi filan zat e, şefaat eder. Evet, umut güzeldir. Ancak e, Kamil Mürşid Kadısallahu Sırahul Aziz Hazaratı ne buyurdular? Bize en mükemmeli lazım her şeyin. Ortası ve aşağısı bize lazım değildir buyuruldu. Ya da inna allaha tayyibun la yukbelu illa tayyibe. Allah paktır, temizdir, tertemiz. Ancak pak olanları kabul eder. Onlarca hadis-i şerif var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara berat yok buyurdular. Burası hakikaten çok tehlikelidir. Hadis-i şeriflerde e, hulasası olarak söylüyorum. Şirk içerisinde olanlara berat yok. Kul hakkı yiyenlere berat yok. E, zalimin zulmünü onaylayanlar rıza gösterenler, susanlar, berat yok. Ana ve babasına asillik eden ak olanlara berat yok. Kahınlık ve büyücülük yapanlara ya da onlara tasdik edenlere ya da onlara gidip de filana şöyle büyü yap, işte sözün tasdik edip onlara iş çıkartanlara berat yok. Vallahu alem. Allah Subhanahu ve Teala en doğrusunu bilir. Peki şimdi şirk içerisinde olanlara diyoruz, ben müşrik değiliz deriz hepimiz. Ben müşrik değiliz deriz. Ama gizli şirk vardır. Batınındaki şirk vardır. Eee Baez Beslami Hazretleri karnı ağrıdı bir gün. Karnımın ağrısı sütten der demiş idi. E, hemen hitabı izzet duyuldu. Karnının ağrısını benden bilmedin, sütten bildiğin. Bu şirktir diye. Ya da bir gün bu ne latif elmadır demişti. Bizim ismimizi yani halıkın ismini mahluka mı verdin? Bu bir şirktir diye 40 güne kadar zikir zevkundan mehrum kaldı. Yani diyorlar ya biz kalple zikir yapıyoruz zannediyoruz çoğumuz kendimizi. Hakiki tavbeye... Hakiki tövbeye rücu etmeliyiz. Hakiki tövbeyi dert edinmeliyiz. Evliyaullah'ın kıssalarını, menkıbelerini okursak, oralarda diyor ki mesela, şimdi Wikipedia diye bir şey var değil mi? Filan sene doğuldu, filan sene işte okula girdi, filan sene liseyi tamamladı, filan sene evlendi, filan sene profesör oldu gibi. Evliyaullah'ın e, rivayetleri, hayatına, menkıbelerine bakarsak, Hilyetül Evliya gibi kitaplara. Orada ne yazıyorlar? Tevbesinin sebebi şu idi diye yaz, yazı vardır. Yani bu hakiki tevbeden bahsediliyor. Biz beraatımızı aldık diye <laughs> Yasin Şerif'te e, küfür ehlinin sözü vardır. İnne tutayyer ne bir biz sizin yüzünüzden zarara uğradık. Halbuki Salihin diyor ki biz size hakikati gösterdik bu mu sizi zarara uğrattı hayır siz kendiniz zalim topluluksunuz yani başına gelen işler için birilerini suçlamak senin yüzünden benim hayatım böyle oldu demek Halbuki insanın başına bir sıkıntı gelirse sadece kendi günahındandır Ayşe validemizin ablası bir gün başı ağrıyordu hemen başını tuttu ağlamaya başladı ama ne dedi? Allah'ım bu benim günahımdandır, günahımdandır ve Allah Teala gafurur rahim, erhamer rahimindir. Bana az verdi, az bile bu. Bu başımın ağrıması günahımdandır diye ağlıyordu. Kendi günahı için ağlıyordu, şikayet ederek değil. işte onlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun Sıddık'a kızlarıydı. Biz sadece hakikata mı kıymet veriyoruz? Hakikatın yanında başka şeylere de kıymet veriyoruz da o şeylere olan kıymetimiz daha yüksek oluyor da hakikatin kıymetini düşük mü pahalıyoruz? Düşük mü değer veriyoruz? Mesela Allah'tan başka ilah yok ve hakikat sadece değerlidir diyorsak karşımıza hangi şöhret, hangi mensep sahibi gelse gelsin ona sen niye sofrana habis lokma koyuyorsun, niye bunun fetvasını fiili, kavli yenilebilir diye ilan etmiş oluyorsun, bu nasıl bir şey diye çok samimi sorabilmemiz lazım. Eğer içimizde, batınımızda şirk yoksa, kul hakkı yemeyenler, Kul hakkı. Bu kul hakkı sadece falancının bir kuruş parası sana geçti olay değildir. Mesela ashab-ı kiramdan bir zatın sözü takvim yapraklarımızda paylaşıldı. Ahiret takvim yaprakları bizim hüccetimiz olsun değil mi? Elhamdülillah. Evet. O yap takvim yapraklarında paylaşıldı. Ne paylaşıldı? E, Sahabe-i kiramdan bir zat şöyle buyurdu. E, benim birisinin bir kuruş, birisine bir kuruş hakkımın geçmesine susarsam yani benim böyle susma halim birisinin işte yüz binlerce altınını, hazinesini hırsızlık yapmamdan daha ağır günahtır. Niye? Çünkü birisine geçen bir kuruş e, hakkımı Allah'ın hudududur bu diye himaye etmedim. Birisine bir kuruş hakkım geçti. Orada Allah'ın hududunu Alçalttım, benimsemedim. Nefsimin izzetini Allah'ın hududundan yüksek tutmuş oldum, diyor. Hatta Fudayl bin İyaz Hazretleri'nin e, yani bazı kişiler tecrü tercümesini istemişler. İşte böyle e, her yayında az azdan tercümesini vereceğiz inşallahülkerim. E, buyuruyor ki Bi kadri mâ yeshuruz zembu'indeki yani senin indinde günahın e, ne nisbette küçük sayılırsa o derecede Allah'ın indinde o günahın yüksektir. Çok yani çok azimdir o günahın. Yani sen bir günahını ne derece küçük sayıyorsan, hafife alıyorsan Allah'ın indinde o günahın o derecede azimdir. <laughs> Çok korkunç bir şey. Ondan sonra da bir kadri ma yuazzim indeke yusgaru indallah. Senin indinde günahın ne kadar e, azim gözüküyorsa Allah'ın indinde küçükleşir o günahın. Sen günahını ne kadar hafife alıyorsan bil ki Allah'ın indinde o kadar azimdir o günahın. Ve sen günahını ne kadar azim diyorsan, titriyorsan, korkuyorsan en ufak şeylerden Allah'ın indinde o günahın küçüktür ve Allah onu affedilmesi umuluyor. Onun için Evliyaullah ne buyurdu kitaplarında? edeplerle sünnetler korunur. Edepleri koruyamayana sünneti koruyamama cezası verilir. Sünnetlerle farzlar korunur. Sünnetleri korumayana farzları korumama cezası verilir. Onun için Evliyaullah en küçük edebi dahi korumak için e, imanını koruyor gibi koşar idiler. Mesela İmam-ı Şa e, İmam Şafii Hazretleri karşı gemideki e, hepşiren kişinin e, ee, dua söylemek için karşı gemiye geçti. O derece muhtaç idiler. Peki biz kul hakkını konuşuyoruz. Nedir kul hakkı? Birinin sana bir kuruş parası geçmesi değildir kul hakkı. Kul hakkı nedir? Ee, Allah subhanehu ve teala'ya, Allah subhanehu ve teala senin tanıdığın bir kula ne hukuk çizdiyse sen o hududu koruma lazım. Ne hukuk çizdiyse Allah teala ne hudud çizdiyse sen o hududu koruma lazım. Allah subhanahu ve teala senin etraf mesela sen kendi oğluna ya da kızına neyi istiyorsan Komşunun kızına da, herhangi bir müminin kızına da o hukukları tanıma lazım. Şimdi günümüzde mesela Suriyeliler geldi. Onların acziyetinden, biçareliğinden, zayıf, garip hallerinde istifade ederek ne kadar ezebilsek kar. Tüm yani herkes bu fırsatın peşinde. Hatta nice kendi arkadaşlarımızdan da görüyoruz, çevremizden de görüyoruz. Bir Suriyeli çalıştırayım, ucuz vereyim. Hatta işte Suriyeli e, bilmem e, ailenin kızını alayım ucuza alacağım. Ama sen kendi kızına bu muameleyi ister miydin? Kendi kızına tanıdığın hukuku başkalarının kızına tanıyamıyorsan onun hududunu parçalıyorsan, onun hududuna tecavüz ediyorsan, işte senin nefsinin şu Rusya'nın ordusundan Ukrayna'ya saldıran hiç farkı yok. Hatta ki daha şiddetlisin sen. Niye şiddetlisin? Nefsi kafir, Frans kafirinden daha şiddetlidir. Buyurdu İmam Rabbani Hazretleri. Kul hakkı öyle bizim zannettiğimiz gibi iki kuruşta değildir. İki kuruşta değildir. Eğer ben ilim sahibiysem, o ilmimle etrafta kimleri nasıl koruyabilecektim? Bu da bir kul hakkıdır. Mesela bir arkadaşım bana dese ki, işte bakkalcı benim hakkımı vermedi. Sen hocasın git o bakkalcıyla konuş. Ben bakkalcıya gidip konuşursam, bakkalcı işte neseplidir, soyludur, e, beni benimsemez sonra benim arkamdan konuşur diye çekindiysem ben kul hakkına girmiş oldum. Mensu ile mensu ile en ilmihi kim ki ilminden sual olundu. Fekete mehu ve o da o ilmini gizledi. Elcemehu mehu yevmel binler. Öyle olacaktı. Kim ki ilminden sual olundu ve o ilmini gizledi, kıyamet günü ateşten ona gem vurulur. Ne demek ilmini gizledi? İlmini gizledi demek, hocam şu namazın efendim <laughs> 12 bin fıkhi meselesinden bir meselesini soracaktım diye sorarsa, o, o orada gizlediğin sadece orası değildir. İlminden sual olunmak, sen ilim ile bir biçare, bir mazluma yardım edebilecektin. Yardım edebilecekken, bir zalime gidip de hakkı tavsiye edebilecekken, sen çekiniyorsun. Sen ilim ile birisinin hukukunu koruyacakken, korumuyorsun, ilmine ihanet ediyorsun. Mesela bir Suriyeli'ye e, hakkını tam kamil vermek icap ettiriyordu senin ilmin. Senin ilminde bu yazıyordu. Ve sen onun hukukunu korumuyorsun onun garipliğine saldırıyorsun. Verdiğin efendim e, iyiliğini de bin kere minnet ile la tuptilu sadakatikum bil vel eze. El insaf. Allah subhanahu ve ta'ala hepimizi hidayet etsin. Başkaların hududunu benimsemektir kul hakkına girmemek. Kendi nefsine neyi istiyorsan Mümin kardeşine de onu istemedikçe hakiki imana ulaşamazsın. Bu hadis-i şerif yetmez mi bize? <laughs> Zalimin zulmünü onaylamak. Bunu da Allah subhanehu ve teala e, beratını vermeyecek berat kandilinde. Berat gecesinde, önümüzdeki berat gecesinde. Zalimin zulmünü ben onaylamış olurum ne zaman? Birisi birisinin hakkına çöktüğünü, hakkına tecavüz ettiğini duyup da gidip de o zalime ben nasihat etmediysem, ilmimle yardım etmediysem, zalimin zulmüne susmuş oluyorum, rıza göstermiş oluyorum. Rıza göstermediysen geceleri dua mı ettin sen, ağladın mı sen? Kendim çok şahit oluyorum. İşte e, mesela ben şöyle kendi nefsimde misal vereyim. Ee, zavallı gördüğüm gözümde benimsemediğim birisine gidip de e, hayır şunun malı şuna mahsus olması lazım diye nasıl da söyleyebiliyorum o bir gözümde büyüttüğüm gözümde e, çekindiğim birisine gidip de aynı nasihati söyleyemiyorum kendi nefsimden misal veriyorum işte bunlar kul hakkıdır bunlar bal gibi de itiraf edeceğiniz kul haklarıdır. Ahiret talep edilecek. Ahiret talep edilecek. Birinin hududunu korumamak, birine küsmekle kalbini incitmek, birine e, hak ettiği muameleyi göstermemek. Niye? Çünkü e, bıçakla bir yerini yaralarsan o yara bitiyor. Ama kalbi yaralamak, uyara bitmez buyuruldu. Söz ile kalbi yaralamak uyara bitmez hiçbir zaman buyuruldu. Ana babaya asilik edenler. Günümüzde ana babasına asilik etmeyen bir çocuk yok gibi azdır. Çünkü o terbiye verilmemiş. Mesela çocuğa ana babası söyleyemiyor. Bundan büyük asilik var mı? Çocuğa ana baba öğretmemiş evlat. Sen ana babanın önünde padişahın fermanını dinleyen hizmetçi köle gibi duracaksın boynunu eğerek. Uf bile diyemezsin. Rıza göstereceksin her zaman. Hakikatla hüküm edeceğiz. Hak hangi taraftaysa o tarafa gideceksin. Bir ailede hakikat söylenemiyorsa o ailede suçlu kimdir? Çocuk, çocuk elbette suçlu oldu ama onun suçuna sebep ona terbiye verenlerdir, öğretmeyenlerdir. E çocuk nereden bulsun ana babaya e, tam bir teslimiyeti ki öğretilmemiş. Ya anne sen sussana diyor. Baba bana öğretme diyor. Niye o zaman şöyle yaptın böyle yaptın diye hesap soruyor çocuk babadan, anadan. Ona gücü nereden bulsun o hakiki teslimiyete ki habis lokma yediriyorsa ana baba çocuğa. Gücü nereden bulsun? Şimdi ana babalar mesela kendilerini güya... E, suçsuz zannediyorlar, ya biz söyleyemeyeceğiz, söylersek evden kaçar gibi bir şeyler söylüyorlar. Halbuki yeri geldiğinde anası da babası da çocuğuna gerekirse kan kusturabiliyor kendi nefsleri için. Her çocuk biliyor ana babasının kırmızı çizgisini, orayı bozamam dediği çizgisi var. Maalesef o nefsani çizgilerdir, nefsin havasının çizdiği çizgilerdir. Mesela babamın arabasına dokunursam babam ben şöyle yapar, böyle yapar gibiler. Ya da annemin eşarfına dokunursam. Değil mi? Marka eşarfına. Ama hiç çocuk gördünüz mü? Ben bir gün duha namazını kılmazsam annem beni yakar, babam beni yakar diyen bir çocuk gördünüz mü? Niye öyle? Çünkü ana baba bunu öyle aşıladı çocuğa. Alimler diyor ki... <laughs> ananın gözünün ya da babanın gözlerinin hanesinde az bir nem rütubet hasıl olursa çocuğun yaptığından o çocuk ak olur diyor. Ana babaya asi olmuş olur, ak olmuş olur. Ak olmak nedir? İsyan etmesi, itaatsızlık yapması, ana babaya eziyet etmesidir. En ufak bir itaatsızlıktır diyor alimler. Hadis-i şerif var, e, ak olan kişi فَلْيَعْمَلُ الْاَقُ Dilediği kadar emel etsin, asla kabul olmaz diyor. Ana babaya ak olan yani asi olan, ana babaya eziyet veren. E biz çocuklara bu kuvveti nereden bulacağız? Sor soralım tüm e, habis gıdayı yiyebilirsiniz diye saçma sapan fetva verenlere soralım. Çocuklar nereden kuvvet bulacak ana babaya asi olmama kuvvetini? Sen ona habis lokma yediriyorsan. Senin cinayetin var ya, senin cinayetin var ya. Dünyanın en ağır cinayeti, tüm cinayetçilerin sebebi sensin. Senin fetvandır. Niye? Ya yani senin fetvan derken elhamdülillah Sabahat-ı Azam camiamızın uleması yemeyeceğiz diyor. Yemeyen alimlerimiz var, terk edin diyen alimlerimiz var. Bir tanesi varsa da işte elhamdülillah öyle bir alimlerimiz vardır. Öyle bir hocalarımız vardır. Kahinlik yapan, büyücülük yapanlar. Evet, onlara inananların da beratı verilmeyecek. Evet, Beyhaki, Şuab-ül İman, rakamlar 3, Rim rakamıyla 3, e, Kril rakamlarıyla 300, 83, 385. <laughs> rakamdaki hadis-i şerif. Allah Teala bu gece yani Berat Kandili'nde beni beni kalp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar insanları cehennemden azat edecek. Ancak bu gece Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Şu kimselere kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, Müslümansam, bana karşı sen kin besliyorsan, Mesela ya da sen Müslümansın ben sana karşı kin, buğuz besliyorsam biçimde düşmanlık var. Düşmanlık kin nereden geliyor arkadaş? Çünkü benim nefsim şunu istiyor sen o nefsimin isteğini vermiyorsun. Buradan geliyor kin. Benim nefsimin havasını şöyle arzuları var. Sen de o havadaki arzumu vermiyorsun. Oradan kin başlıyor. E onu ne yapmak lazım? Nefsinin havasına göre e, sevip, nefsinin havasına göre buğz ediyorsan sen yandın. Nefsinin arzusuna göre yaşıyorsan çok korkunç durumdasın sen. Yani bunlar işte e, tasavvufi kitapların okunmamasından kaynaklanan şeylerdir aslında. Nefsin havası, nefsin arzusu bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Allah'ın verdiğine razı olmak. Müjdeler olsun okuluma ki ben onun elinde hayır yaratıyorum. Ee e şimdi ben annemin oğluna hep iyilik yapacağım mesela diyorum. Ya da teyzemin oğluna ne güzel bir iyilik elimde Allah yarattı mı? Tamam ben sürekli onu yapacağım ama ona minnet etmeyeceğim. Mesela. he şimdi benim nefsimin şöyle isteği vardı, onu vermedi. Oradan başlıyor kin. Sen nefsin isteğinden vazgeçersen alem gülüstan kendisine şirk koşanları Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler Müslümanlara karşı düşmanlık yapanlar diyor. Akrabaları ile münasebeti kesenler gururlu ve kibirliler peki bu gururlu kibirli kimdir? kibir demek e, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular sahabe-i kiram biz e, ayakkabılarımızın güzel olmasını severiz biz ee, yani kibir Allah'a mahsustur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izah buyurduğunda sahabe-i korktular. Biz ne olacağız dediler. Biz dediler kıyafetimizin güzel olmasını da severiz. İşte ayakkabımız hatta e, pabuçlarımızın iplerinin güzel durmasını severiz dediler. Allah Teala cemildir ve cemali sever buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bahsettiğin şey kibir değildir. Peki ya kibir nedir ya Resulullah? Allah'ın bir ismi vardır. O da nedir? Hak. Ve Allah ve teala'nın buyurduğu, çizdiği bir hudut var. İnsanlara verdiği bir hukuk var. Dini, şer'i, ahkam, hududu var. Tilke hududullah. Hem kulların hukuku yine Allah'ın hudududur. Hem ilahi, şer'i, hudud yine Allah'ın hudududur, hukukudur. Hukuku Mustafa'dandır tamamı. İşte bunların birini kabul etmiyorsan, birine itiraz ediyorsan Mesela sana tasavvufi bir ahkam söyleyeceğim Eşi diyor e, dışarıya dar giyinip çıkacaksın ya da evin içerisinde dar giyeceksin Hanım diyor ben tasavvuf ehliyim evin içinde başımı açıp gezemem diyor mesela Ya da dar giyerek gezemem diyor Eşi buna buğz ediyor işte düşmanlık çıkıyor ortada Gün boyu hanım işte dar giymeyi sevmedi mesela ya da eş aksine eş diyor sen dar giyme diyor hanım buna buğz ediyor ya da erkek ben diyor evime efendim şöyle şöyle helal lokmalar koymak istiyorum hanımın canı sıkılıyor. Ne oldu şimdi nefsin arzusu ortaya girince kavga başlıyor nefsin arzusu ortaya girince kavga başlıyor. Akraba ile münasebetini kesenler. E, gururlu, kibirli kimseler. Kibir nedir? Allah'ın hakikatını benimsemiyor, Benim hakikatımı niye yapmadın diye Allah'ın senelerce buz besleyenler var. Sen Allah'tan korksana. İşte Allah korkusu burada kayboluyor. nefsine tapıyor burada. Sen Allah'tan korksana. Sen birisine iyilik yapabildin mi? Tamam ona sevin. Kabul oldu mu diye ağla. Sahabe-i kiramın en çok ağladığı şey biz günahlarımızla helak olacak mıyız diye ağlamazken, sahabe-i kiram e, bir iyilik yapıyordu birisine. Acaba şu iyiliğimden dolayı helak olabilir miyim diye ağlıyordu. Duyuyor musun sen? Şu iyiliğimden, şu filancaya iyilik yaptım. Şu iyiliğimden dolayı helak olabilir miyim diye korktu. Kibir nedir? Bir tasavvufi hakikat, bir ahkam, bir edep, bir şer'i hakikat söylendiğinde, kabul etmemek, kibirlenmektir. Kabul etmemek, kibirlenmektir. Şer'i ahkamı size söyleyeyim mi mesela? Feridüddin Aktar Hazretleri, Kamil mürşittir ya, bir meclis yapıyor. Murakabeye duruyor meclisin başında. Diyor ki bugün sohbetimizden feyiz gitmiş, kesilmiş diyor. Acaba içinizde diyor bir e, ehli olmayan var mı? Tarikat ehli olmayan birisi mi var diyor. Hayır hepimiz tarikat ehli. Sonra malum oluyor ki zahiri birisinin yani hakikaten rabıtasını tutturamayan birisinin hepimiz rabıtalıyız diyenler var milyonlarca ama rabıtasını tutturabilen bin tane olamıyor değil mi? Öyle buyurdu Kamil Mürşid Hazretleri. Hatta Hacı Beyrem Hazretleri, hakiki müride bir taneymiş benim için canını verecek feda edecek var mı demişti hepsi kaçmıştı. İşte rabıtasını tam tutturabilen kişi <laughs> ee, diyor ki rabıtasını tutturamayan, rabıta ehli olmayan birisinin asası var idi elimde diyor. Ferid Naktar Hazretleri evet o asa bugün bizim feyzimizi kesti diyor onu dışarı fırlatın diyor. Şimdi mesela bir hanıma bir hanıma zahiri birisinin asasını getirse eşi ya da eşine zahiri birisinin asasını hanım hediye ederse eşi de dese ki ben bu asayı kullanmak istemiyorum beyefendi dese ki bir dede dese ki ben bu asayı kullanmak istemiyorum feyizim kesiliyor hanım da ona zulmetse sen nasıl böyle yaparsın Allah'ın hududuna karşı çıkmış oldun. Sen tasavvufun ahkamına karşı gelmiş oldun. İnsan bir dini ahkam söylendiğinde kavga çıkartır mı? Dini ahkam söylediğinde bir Allah'ın rızasına talip olan kişiye karşı buğz edilir mi? Ona karşı öyle ceza verilir mi? Sen o kulluğa kavga etmiyorsun ki. Sen Allah ile kavga ediyorsun. Evet, gururlu kibirli kişilerin beraatı yoktur, verilmez. Ana babasına asi olanların beratı yoktur, yani verilmez berat kandilinde. İçki içmeye devam edenlerin e, yüzüne bile bakmaz Allah subhanahu wa ta'ala. Aslında bu yüzüne bile bakmaz sözü hepsine taluk etmekte. En son zikrediliyor. Tekrar söylüyorum bu hadis-i şerif Beyhaki şu ül İman'da 338, 300 şey, 383, 300 85 hadis-i şerifler ile gelmektedir. Yine bir çok muhim hadis-i şerif kimler bu gece berat alamayacağı hakkında İbn Mace e, 191. hadis-i şerif numaralı hadis-i şerif e, şöyle buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki muhakkak Allah azze ve celle Şaban'ın 15. gecesinde rahmetini indirir ve her şeyi rahmetiyle kuşatır ya. Kuşatır. Allahümme inni es'elüke bir rahmetike leti vesiat külle şey diyoruz ya. Her şeyi kuşatan e, rahmetinle istiyoruz diyoruz ya. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi önümüzdeki Allah'ın rahmeti her yeri kuşatır. Ancak hatta ki var ya o rahmet nasıl bir rahmet biliyor musunuz? Ee, bir zat Allah subhanehu ve teala'ya Ya Rabbi hiçbir zaman hiçbir şekilde günah işlemekten beni kurtar. Hiçbir günahım hiç zerre kadar hatam olmasın diye dua eder. O zaman Allah subhanehu ve teala'dan e, şöyle ıhtabı izzet duyar. Sen benim rahmetime mazhar olmak istemiyor musun? Yani bir günah yapıp da rahmetimin tecelli etmesini istemez misin? buyuruyor. ey kal yani o manada bir kabil mana ifadesi var idi. Şimdi burada diyor ki Allah subhanehu teala'nın yani bu hadis-i şerifte İbn-i geliyor bu hadis-i şerif. Allah Azze ve Celle'nin Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde rahmetini indirir ve her şeyi rahmetiyle kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Mağfiret neydi? Günahların silinmesi, silinmekle kalmaz, hasenata tebdil edilir yalnızca müşrikler, müşahinler müstesna tutulur. Bakın burada sadece iki kişiyi söylüyor. Şahin nedir? E, müşrikleri biliyoruz. Zahiri müşrik var. Kalpte, kalbinde batıni şirk ehli var. Mesela dünya Mevla'ya tapıyorum diyor. Aynı zamanda Dünyalığa da tapıyor. Nefsinin e, havasını ilah tutuyor. Bunlar şiriktir hepsi. Ya da işte mensebe tapınıyor. Ya da filancının şöhretine tapınıyor. Fakirlere ettiği nasiheti bir ilim ehli zenginlere söyleyemiyor, çekiniyor. Bunlar hepsi batındaki şiriktir. Nefsini tanıyan Rabbisini tanır. Müşahin kimdir? Müslüman mümin e, kardeşine karşı kalbinde kin besleyen kişi küsen kişi. Tanıyor musunuz etrafınızda, çevrenizde bir şey söylendiği için küsen kişileri? Evet ben tanıyorum. Ahirette de şehadet ederim onlara. Ki dünyada çok dua ediyorum Allah'ım onlar bu günahlarından kurtulsun diye. Çevremize dikkat edersek iki çeşit kişi vardır size küsebilen. Bir, sen haksız olduğunda sana küsüyorlar ki buna da hakkı yok küsmek yasaktır. İncime, incinme kanunu vardır eğer sen tarikat ehliysen. Yani nice hadis-i şerifler vardır. Küsmek kesinlikle yasaktır. Ben haksızsam bana küsemezsin. Bana hakkı tavsiye edeceksin. Ve tevesav bil hakkı. Hakkı bana tavsiye edeceksin. Uymuyorsam hakikate, iyi nasihatlerle, mev'ize-i haseneyle sonuna kadar tavsiye edeceksin. Ama yine de aramızı bozmayacaksın. Üç güne kadar konuşmazsa haramdır diyor. Evet, hakkı tavsiye ettiğinde hakikati kabul etmeye etmeyen kişi var ki sana küsebiliyor. Bir de <laughs> sen haksızsan sana küsen var, sen haklıyken sana küsen var. İki kişi vardır küsebilen. Sen haklıyken sana küsen var, haklı olduğun için sana küsüyorlar. Ve sen haksız olduğun için sana küsüyor ki ikisi de şer'en e, izin verilmeyen bu ile tahzir emredilen hususlardır. Ve bakın e, berat kandilinde bu iki kişiye berat verilmiyor. Etrafınıza ne kadar e, sesle duyurabilirseniz lütfen bu yayınımızı paylaşın. Lütfen. Yani ayatı zi hakkın Emek veriliyor, zaman ayrılıyor e, paylaşmanızı rica ederiz ve paylaşan kişilerden Allah subhanahu ve taala razı olsun bu mücadelelere mücadeleye destek verdikleri için. Ve tekrar söylüyoruz, e, yangın varken evde oturulmaz. Yangın varken yangın vardır diye duyurmayan kişi haindir. Öyle değil mi? Mesela komşunun evi yanıyor, sen de etrafa e, ev yanıyor diye haykırmıyorsa Ya da e, bir padişahın kasrı yanıyor, vezir kasır yanıyor diye haykırmadan sesini çıkartmadan duruyor ya da bir asker. O asker haindir mutlaka. İşte manevi ihanet bu buralarda gözüküyor. Buralarda gözüküyor manevi ihanet. Peki evliya Allah ne yaptılar? Onların hayatında yok muydu küsebilecekleri kişi ki herkes kendisine haksızlık yapıyordu. Hakikat söylediği için herkes kendisine küsüyordu. Nefise, nefis var ya Allah'ın düşmanı. Ne zaman hakikat söylersen işte orada tapır tapır düşmanlığına başlıyor. Peki, evliya Allah ne yaptı biliyor musunuz? Din kardeşime diyor, şu an ismini unuttum, Teskiretül Evliya'da vardır bu yazı. Din kardeşime diyor, 40 kere yalvardım, beni affet, ben suçluyum diye diyor. Halbuki suçum yoktu diyor. Aramızdaki kim gitsin diye öyle yalvar sende diye tavsiye vardır. Zira büyüklerden de, tasavvuf büyüklerimizden de tavsiye odur. İki kardeş, din kardeşi, ihvan kardeş birbiriyle küserse, Haklı da kaybediyor, haksız da kaybediyor. Sen ne büyük tuttun kendi nefsinin o arzusunu, tasavvufi, ahkam varken. Sen kimsin be? Evet, nefsimize evvela onu diyebilmemiz lazım. Sen kimsin diyebilmemiz lazım. Mesela benim annemin öbür çocuğu. Diyelim bana hakikati söylediğim için küstü. Ama hakikat nasıl söylenilir? Acaba... ...şöyle olsa şöyle olmaz mı... ...diye böyle sanki suçluymuş gibi... ...kime öyle söyleyeceğiz... ...hakikattan... <laughs> ...hakikate karşı çok kibirli kişiye... ...efendim böyle olsa böyle olmaz mı... ...diye illa da hakikati ona... ...yalatacağız bala katarak... ...değil mi... ...balın içine zencefil katarak yalatıyoruz ya... ...yutturuyoruz ya... ...öyle yavaş yavaş yutturmak lazım... ...hakikati... ...peki... <laughs> ...ama ben aç kurt gibi hakikate açım diyen kişiye havifna ya buyurdu Hz. Ömer radıyallahu anh kab radıyallahu anh huya. Bizi korkut hakikatla dedi. Nasihata açım diyen hakiki samimi dostlar var etrafımızda. Bir de hakikata şöyle var ya tam bir yüzde yüz düşman var hakikata. Hakikatı söylediğin için sana işte kısıyorlar. Tam bir düşman kesiliveriyorlar. Yoğurt ben sütüm ben sütüm diyor. Bir bakıyorsun yoğurt kesildiği gibi değil mi? Tam bir hakikata işte ben buradayım diyor. İşte benim e, boynuzlarım diyor. İşte benim kuyruğum. İşte ben öküzüm diyor. Bir nefse ammare. Ben Allah'ın düşmanıyım işte diyor. Beni gördün mü diyor. Ben böyle Allah'ın düşmanıyım diyor nefis. İşte o nefsin boynuzlarını kırmanız lazım. Kendiniz, kendi nefsinizin. Düşmanlığın sadece Allah için olması lazım. O da nasıl olacak biliyor musun? Ben küstüm çünkü o yanlış yaptı değil. Sen mertsen, senin derdin aslih zâte beynekum emir vardır ya. Allah'ın emri vardır sana. Gideceksin ona hakikatı. eğer hakikata karşı birisi ise yavaş yavaş yutturacaksın ona hakikatı fasulyeyi at, şey kaynatıyoruz ya suda yavaş yavaş. Ne kadar sert fasulye sonra pamuk gibi yumuşak olu veriyor. Derdin ona hakikati yutturmak olacak. Ki o da kurtulsun. O da hakikatle razı olsun. Mutma inne ne demek? Mutma inne ne demek? Hakikat ile ele illa bi zikrillahi kulub. Allah'ın zikriyle kalp mutmain olur. Ne demek o? Bir kişi huzur bulamaz da hakikata razı olmadıkça bunu yaz ezberle. Bir kişi huzur bulamaz da hakikata razı olmadıkça bunu yaz ezberle. Sen eğer kalbinde hakikata rıza gösteremiyorsa ister onu ko komşun desin, ister çocuğun desin, ister kuman desin, ister amcan desin, kim dese desin. Bir hakikati sen sevemiyorsan bil ki asla huzur bulamazsın. Ne yapsan yap, huzurların sahtedir ve yarın o huzurun sana cehennem ateşi olacak. Allah korusun. Çünkü hakiki huzur sadece hakikate rıza göstermek iledir. Allah'ın zikriyle diyoruz. Allah'ın feyzi mesela, Allah'ın feyzi şu 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 şeraitlerde inecek. Ha sen buna şimdi rıza göstereceksin. Birisine küsersen Allah'ın feyzi inmeyecek. Birisine hakikat söylediği için kibirlenirsen Allah'ın feyzi inmeyecek sana. Duydun birisi hakikati haykırıyor, sen ona yardım etmeye lazım. Duydun birisi hakikati haykırıyor, sen o hakikati kabul etmeye lazım. Ve ihyasına yardımcı olman lazım. Sen kendinde uygulaman lazım. Yok benim şöhretim hakikattan daha üstün dersen, ya da yok ben senin işte dediğine muhtaç değilim, benim ilmim kendime yeter dersen, Behrül Medid tefsirinde yazıyor ki, ilim zevki ile iktifa edip de ilahi esrara, nefsine nasihete, nefsine muhalefete adım dahi atmayanlar diyor. Nefsine muhalefette muvaffak olamayanlar diyor. Öyle bir vasıf geliyor o tefsir kitabında. Evet aslında e, Berat gecesinde kimler Berat'ını alamayacak bunlar konuşacaktık. Berat kandilinde biliyorsunuz 100 reket namaz var. İnşallah Hülkerim paylaşacağız. Mevlam hepimizi e, muvaffak eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha. Amin.